Hadi geç aşkım. Ha? Hadi bas. Belki taşımam. Bas aşkım. Evet, şimdi okul saati. Şu anda dışarısı karanlık değil mi Miray? Evet, gülümüzü de aldık, öğretmenimize vereceğiz. Anne, asansörü taşımayacağım. Şimdi bırakacak şimdi laptiye. Yok aşkım, niye taşımasın? Laptiye. Tamam, biraz kül almış olabilirim ama annenin yüzüne o kadar da vurulmaz yani. Hadi gidelim. Evet, gitarımı aldım, gidiyorum. Bakalım hocamız kabul edecek mi bu gitarı? Evet. Yüküm astı, Miray'ın çantası falan. Dönüşte bayağı bir kalabalık olacağız. Ben gidiyorum. Evet, Miray Hanım'ın gitar kursundan aldık. Nasıl geçti Miray? Güzel. Nereye gidiyorsun? Asansöre mi gideceksin? Konuşacaktık ama. Konuşa konuşa çıkacaktık. Neyse. Gidiş geliş elim dolu. Tamam. Gidiş geliş elim kolum dolu. Bu sefer de sırtımda gitarımla. Evet. Önce dedi anne dedi sıkıldım dedi sıkıcı. Yani kendi yaş grubundan bir iki tane var. Ondan sonra dedi biraz gideyim dedi bakalım dedi. Duruma göre. Bakalım artık ne yapacağız. Ne yapacaksın? Devam edeceksin mi Miray gitar kursuna? Okul bitince Miray. Evet hadi. Gideceksin mi gitar kursuna? Evde mi? Evde. 12-8'li ya şimdi evde uyuyor. Gideceksin mi gitar kursuna? Evet. Hı. Birkaç gün daha deneyecek bakalım. Yarın yok, çarşamba yok, perşembe, cuma var. Evet Miray. Miray. Biz seninle beraber gitar çalıyoruz. Evet, bugün öğrendiklerini bize gösteriyor da. Hah, ne öğrendin göster bakalım. Hani böyle yapmam lazım çünkü böyle tutamıyorum zor. Ha, tutamıyorum zor oluyor evet. Büyük biraz çünkü. Sadece penası da vardı. Penası kaybolmuş. Bir tane pena alacağız ona. Daha rahat çalar o zaman. Evet. Anne. Heh. Yuvarlak yerden çalacağız. Evet. Ses oradan çünkü veriyor demek ki. Ben de bilmiyorum da. Ben de bilmiyorum. Zaten hiçbiriniz çalamazsanız en sonunda ben gideceğim kursa. Ben çalacağım onu. Evet. Hadi görüşürüz arkadaşlar, diyelim. Üstümüzü değiştirelim anneciğim. Bu arada ben karar vereceğim. Kararım verdikten sonra ya giderim ya gitmem. Evet. Şimdi ilk gün biraz böyle sıkılmış herhalde. Alışamamış. Dedim bir iki gün daha git kızım. Ondan sonra dedim karar verirsin. Evet. Ben de bugün zaten yollarda oldum. Sabah bıraktım. Öğlen gitarı götürdüm. Sonra eve geldim tekrar. Tekrardan almaya gittim. Yani yollarda geçti benim de ömrüm. Bugün bir şey yapamadım yani hiçbir şey. Sadece bir Miray'ı okula götürüp getirdiğimi çektim o kadar. Bugünün menüsü de pratik yapacağız mecbur. Fırın makarna yaparız herhalde. Herkesin de sevdiği şey zaten. Evet hadi üstümüzü değiştirelim anneciğim. Anne. Efendim. Bilmeyenler için kar küremi göstereyim mi? Biliyorlar ya gördüler aşkım. Ama sesini. Duydular ya. Çalmıştın ya. Anne belki kanalımıza yeni gelenler vardır. Hı, çal bakalım. Dur böyle. Halam bilmiyor. Görmüştür. İzlemiştir. Daha da çok sunuyor. Uzuyor. Akşama kadar sürüyor. Evet. Hadi dinleyelim artık. Hani iyi ki bunu almışım değil mi? Evet. Daha iyi. Şöyle bir de Miray Hanım'ı göstereyim size. Evet. Okuldan gelir gelmez ayakta şöyle göstereyim. Çoraplar direkt çıkarılıyor. Montu, hırka direkt böyle yerleri boyuluyor yani. Anne. Heh. Bu o kadar rahat ki. Böyle montlar, hırkalar yerde mi olmalı Miray Hanım? Evet. Evet diyebilirim. Anne. Anne. Rahat olmalıyız şöyle. Rahat olmalıyız ama bu kadar da rahat olunmaz anneciğim. Olunur. Bunların bir yerleri var. Sen de yat yere tamam. Hadi gel kaldıralım. Hırkanı al. Montunu da vestiyere asalım. Anne.
Yani bunu yapmamam gerekiyordu. Niye? İçim kirlendi. Yo, ev pis değil ki aşkım. Niye kirlensin? Hadi. Dışarıda karda yapınca olur, üstün kirlenir. Hadi gel. Evet, yemek hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Şöyle benim yaptığım, daha önce de herhalde videosunu çekmiştim. Hangi sebze varsa onu katıp yaptığım bir yemek. İçinde ne var? Havuç var. Patlıcan var. Patlıcanları şöyle birazcık kızarttım daha hani lezzetli olur diye. Patates var, bezelye var. Bir tane kabak koydum. Havucu söyledim herhalde. Şöyle güzelce şimdi bunu azıcık salçalı şeyle birlikte pişirdim. Baharatlarını ekledim. Buraya da beşamel sosumu yaptım. Şimdi beşamel sosu bu piştiği zaman içine koyacağım. Güzelce karıştıracağım. Sonra borcama döşeyeceğim. Üzerine kaşar rendesi doğru fırına gidecek. Evet, kısık ateşte şimdi pişiyor. Burada da ne var? Burada da sütlaç yapacağım. Şöyle suda önce birazcık dedim haşlayayım. Ondan sonra üzerine sütünü ilave edeceğim. Şöyle fırın sütlaç bize seviliyor. Biraz bol yapacağım. Büyük bir tencere. Evet. Şimdilik durumlar böyle. Görüşürüz. Evet, beşameli bu tencerede şimdi karıştırdım, birleştirdim. Kaşar kalmamış, onun için kaşarsız bir şekilde olacak. Fırına atacağım şimdi. Güzelce pişecek. Şimdi borcama dökeceğim. Evet, fırın sütlaçlar fırına girdi. Şöyle burada bir tepsi daha var. Bayağı bol yapmışım. Bol kepçe gittik. Şimdi yemeklerim hazır. Tatlı da hazır. Mısırlı pilavım var dünden kalma. Pilav yapmayacağım. Yemeğim de burada. Murat şu anda bugün 12-8 çalışıyor. Şey, bugün diyorum. Bu hafta 12-8 çalışıyor. Onun için onun kalkmasına yakın bir şekilde fırına atarım. Yemek de o şekilde olur. Ben de dedim o arada dedim bir kahve içeyim. Kahvemi hazırlayacağım. Sade bir Türk kahvesi. Kendime geleyim. Bu arada artık cezveyle yapmaya devam. Makineyi vermiştik ya yaptırtmaya. Aradılar. Ne kadar tutuyormuş? 650 milyon. Zaten yeni bir kahve makinesi alır yani o fiyat. Onun için dedim kalsın. Teşekkür ederiz. Bakalım ne yapacağız? Evet, dediğim gibi yeni bir kahve makinesi alır. Onun için ne yaptık? Yapmayın dedik. Şimdilik dursun bakalım. Zaten cezvede kısık ateşte daha lezzetli oluyor. Evet, şimdi bayağıdır çekim yapmadım. Bu şeye takıldım şimdi, onu izliyorum. Telefon yani onun için meşgul oluyor. Muhteşem Kösem dizisine başladım. Şimdi onu izliyorum. Ay, böyle izledikçe zaten böyle o şeylere bazı bölümler gerçekten çok etkileyici. Hani ecdat zamanında neler yaşamış gerçekten. Hani o her an ölüm korkusu, şey korkusu. Yani gerçekten zor bir şey. Ama güzel bir dizi. Ben daha önce izlememiştim onu. Muhteşem Yüzyıl'ı izlemiştim. Ama onu, Muhteşem Kösem'i izlememiştim. Gerçekten güzel bir dizi yapmışlar. Şimdi onu izliyorum. Daha kaçıncı bölümdeyim? 38 mi? 38. bölüme geldim. Geceli gündüzü izliyorum. Hele bazı bölümleri var, bazı sahneler. Hakikaten çok böyle çekimleri insanın içine işliyor. Hani o an sanki yaşıyorsunuz. Yani bir an düşündüm, dedim ben öyle bir şeyin içinde olsaydım bilmiyorum yani. Her an yani hem evlat olarak... Ha, tamam, oraya tabağı koyduk aşkım, sen ye. Yani hem anne olduğun zaman, hani kadın olduğun zaman evladın için hani kellesi mi gidecek, ne olacak, o şey var. Öbür türlü şey olacak olsa, erkek olarak da olsan her an kellemi alacaklar mı diye korkusu var. Yani gerçekten çok zor zamanlar. Bazen de şimdi hani o kardeş katli meşru görülmüş ama şöyle bir şey ki... birlik dirlik sağlanamazdı. Bir açıdan hani o açıdan hak veriyorsun. Öbür açıdan nice annelerin yüreği yanmış. Yani gerçekten zor bir durum yani. Padişahlar da tabii ki çıktığı zaman tahta hani o karar verirken onların da tabii içi ciğeri yanıyordur. Ama katı olmak zorundaki ülkeyi nasıl yönetecek aksi halde?
Yani bunun gibi daha bir sürü şeyler böyle şu anda kafam böyle duygu halim, ruh halim çok çok farklı. Ama dedim ihmal ettim. Bayağıdır video attığım yok. Şöyle dedim bir kısa geçeyim hem de ne yapıyorum ondan dedim bir bilgilendirme yapayım. Evet görüşürüz. Ben izlemeye devam edeyim. Ondan sonra zaten sıkı bir temizlik videosuyla geri döneceğiz. Evet şöyle. Güzelce kızardılar. Arka tarafta olanlar tabii daha güzel kızardı. Önde olanlar pek kızarmıyor. Arkası daha güzel pişiriyor. Evet şimdi öbür tepsiye attık. O da pişti mi tamamdır. Evet Yediköy'e yetecek kadar sütlaç yaptım. Buyurun gelin. Siz de birlikte yiyelim. Yani bayağı bir yani elim aza gitmiyor. Bir orduya yetecek kadar yaptım. Geçen evet. Öyle diyordum kalmadı. Ama gerçi evet hemen hemen bu kadardı değil mi orada? Bir günde bitti yani. Gidip gelip şimdi hani canımız çektikçe atıştırıyoruz. Bir tek Mehmet yemiyor köy sütünden yapıldı diye. Batuhan'la Murat yiyor ama Batuhan da burada yok. Arkadaşına gitti orada şey yapacak. Batuhan da olmayınca bilmiyorum Murat bakalım biz ne kadar bitirebileceğiz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Koltukları niye gösteriyorum? Bu koltuğumuz gitti. Koltukta yine bir sorun oldu. Şu kabartma yeri şöyle dümdüz oldu. Yani kabartma yeri gittiği için koltuğu aldılar. Ayakları kaldı sadece. Şimdi onu yapıp getirecekler tekrar. Bakalım ne zaman. Yani arayalı bayağı bir uzun zaman olduydu. En sonunda geldiler. Ve aldılar. Bakalım inşallah düzelip gelir. Bir de açık renk olan da inşallah kirletmeden getirirler. Evet şimdilik şöyle dedim. Bir bahsedeyim dedim. Sadece tek bu koltuk kaldı. Minderleri de artık aşağıya indireyim. Miray'ın zaten alerjisi var. Bunları komple tekrar yere atar yani. Evet koltuk geldi. Bu şekilde minderleri köşeye yığmıştık. Evet şurada vardı. İçeri hani düzleşmişti, dümdüz olmuştu. O oyuğu tekrar yaptılar. İnşallah diğer oyuklarda bir şey olmaz. Bunda da, onda da. Şimdi minderlerini dizeriz. Ne kadar sürede geldi? Hemen hemen 10 günde mi geldi? Herhalde öyle bir şey olması lazım. Evet, şimdi yastıklarını dizelim. Evet, Miray Hanım da hasta. Onun için... Okula gitmiyor. Bugün ikinci günü gitmediğinin. Yarın da gitmeyecek. Ondan sonraki gün gidecek. Evet. Doktor hatta şey verdi. Hani o buhar makinesi olur ya. Ondan birlikte hani buhar veriliyor. Eltimler de vardı. Ondan aldık. Buhar da veriyoruz. Evet. Ben beyaz kalpolümü ilaçlarımı içiyorum. İçince iyileşeceğim. Evet. Beyaz kalpol dediği de Miray'ın. Kalpol normalde ateş düşürücüdür. Ama onun adı beyaz kalpol kaldı. Antibiyotiğe beyaz kalpol diye içirirken böyle yani iflamı sökülüyor. Çok zor içiyor. Önce birazcık su peşinden çikolata falan böyle zar zor. Küçükken hele daha zordu böyle cebelleşerek içiyordu. Hatta doktorlara bana iğne verin demişliği bile vardı. İğneden korkar çocuklar ama bizimkisi iğne ver diyordu. Evet şimdi biz yemek zamanı akşam üzeri geldi. Saat kaç şu anda? 6'yı mı geçiyor? Ha, evet bu CNN Türk'müş. Ben de dedim hani haberler başladıysa 7 olması lazım. 6'yı çeyrek geçiyor. Şimdi biz de yemek yiyeceğiz. Efendim aşkım. Evet yıkıldım. Yıkıldım da. Evet hadi görüşürüz diyelim. Hepinize merhaba. Arkadaşlar diyoruz. Evet şimdi ne yapıyoruz? Şu kaplara Miray bunları gördü yerinde. Ve cupcake istedi. Hatta bunları önce hani o oyun oynadığı bardaklardan zannetti. Ne kullanayım? Hayır dedim kızım. Bunlar cupcake. Böyle içi şeyli gibi yağlı. Yağlı değil de hani nasıl diyeyim? Kaygan bir yüzeye sahip. Şöyle. Şu şekilde nasıl geçiyor? Pet kapsül muffin diye geçiyor adı. Ama çok şekerler. Şöyle küçük küçük. Evet burada da Miray'ın ilaçları. Şunlar buhar verilirken kullanılıyor. Buzda ditembirirken değil. Antibiyotiği de zaten dolapta. Bugün üçüncü günü herhalde yarın okula gider diye düşünüyorum. İki tane yumurta kırdım. Şöyle bir su bardağı şeker ekliyorum. Bunlar güzelce çırpılacak. Ondan sonra diğer malzemelerle devam edeceğiz. Sordum kakaolu mu sade mi istiyorsun? Kakaolu istiyorum dedi. Onun için kakaolu cupcake yapacağız. Evet şöyle yarım su bardağı sıvı yağ. Şöyle
Aynı bardakla koyuyorum. Bir su bardağı süt ilave ediyorum. Şöyle bir tur çevireceğim. Sonra kabartma tozu, vanilya, şu işte kakaosu, bir de un ilavesiyle kapanış. Evet, 1,5 su bardağı un, bir dolu yemek kaşığı kakao koydum. Şimdi kapları böyle dizdim. Bu arada ödev yapıyorlar arkada. Şöyle çok şirin görünüyorlar. Evet, şimdi girişi güzel dizdim çünkü ne kadar kap olacak bilmiyorum. Fazla gelenini alırım, çıkarırım. Efendim aşkım. Hangi? Daha koymadım içlerine. Tamam mı? Çıkıyor. Evet, şimdi koyduk. Şöyle yarı şeyine kadar, şu kadar bir pay bıraktım. Hemen hemen bir parmak kadar çünkü kabarma payı. Anne. Efendim aşkım. Bunlar böyle kabaracak mı? Böyle şişecek mi? Kabaracaklar. Bakalım ne kadar kabaracaklar. Utandırmayın. Güzel kabarın. Evet, şöyle şu arka sırayı, yani kaç tane çıkmış oldu? 3, 6, 9, 12, 15 tane çıkmış öyle oldu mi? Bu ölçüyle. Anne, eğer mi? Doğum günü falan yapacak olursanız yani ona göre hesaplarsınız. 2'ye çıkarırsınız. Anne. Hı. Bu şeye benziyor. Benim hani Mickey Mouse'lu doğum günüm almıştı. Bunu zaten onun için almıştım. Saklıyordum hani doğum günü falan yaparsak diye sana, ama artık kullanmış olduk. Sana bundan sonra doğum günü yapmayacağız demek ki. Surat direkt değişiyor. Böyle ön tarafa doğru koydum çünkü benim fırınımın arka tarafı hani eşit pişirmiyor. Arkası biraz daha şey oluyor. Onun için hepsini böyle öne aldım. Daha fazla böyle yaymadım. Evet, şimdi direkt fırına koyuyoruz. 15 tane var. Evet, kekler an itibariyle piştiler. Kabarıklığını da şöyle göstereyim. Bayağı bir kabardılar. Şuraya zaten damlamış dışına. Şöyle çok güzel kabardılar. Bir de şöyle tepeden çekelim. Evet, şimdi daha çıkardık fırından. Böyle bu şekilde güzelce piştiler. Evet, Batuhan Bey okuldan geldi. Bugün sunumu vardı. Onun için beyaz gömlekle birlikte gitmişti. Bakayım. Bakayım, baksın. Mira uyuyordu, görmedi. Anne. Efendim aşkım. Ne olacak? Biz nasıl gidelim? Abin dedi gelmeyiz zaten. Nasıl geçti? Yorulmuş bir halim var. Yoruldum ya. Zaten kırıklamadım. Milletvekili falan gelecekti değil mi? Milletvekili gelmedi ya. Gelmedi mi? Müdürümüne geldim. Ha, Milli Eğitim Müdürü falan. İyi, detayları alırız.